kıyafet çantamızın içerisinde olanları sayacak olursak, burada içerisindekileri biz dışarı çıkardık. Şu an biliyorsunuz afetlerde en önemli husus. Afet çantasının içerisinde neler olması gerektiğini biz anlatacağız. Siz de bu sayısına göre ortalama bir su. Sonrasında uzun süre bozulmayacak gıda maddeleri, bisküvi ve konserve türü. Yerden sonra biraz daha depremi az alırsak, depremden sonra yani binamızdaki ve okulumuzdaki bu alanların özelliği ne arkadaşlar? Binaların yıkıldığı zaman bize zarar vermeyeceği, yüksek eğilim hatlarının devrilip bize zarar vermeyeceği, eğer bir olumsuzluk yaşanmayacak boş alan, arsa veya park türü, stadyum türü yerler bizim için toplanma burası. Buraya dikkat çekelim. Afet sonrası diyorum. Afet anında değil. Yani deprem veya heyelan veya toprak kayması bir afet anında bu çanta bizim ilk önce gidip veya kurtaracağımız bir malzememiz değil. Afet sonrasında bulunduğu yerden alıp evimizdeki elektrik, su, gaz vanasını kapattıktan sonra toplama noktasına giderken yanımıza alacağımız bir malzeme. Adım Cemre. Bu tatbik burada okuyorum. Erzurum'da yaşıyorum. Bugün ne anlattılar size, neler öğrendin bugün? Bugün afet durumunda ne yapmamız gerektiğini anlattılar. Afet çantası hazırlamamız gerektiğini, onların o çantanın içine ne koymamız gerektiğini anlattılar. Faydalı oldu mu? Sen ne yapacaksın bu bilgileri? Annene babana mı söyleyeceksin? Evde böyle bir şey yapacak mısın? Yapacağım. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın AFAD Başkanlığı ühtesinde beraber yapmış olduğu bir protokol çerçevesinde Afetlere Hazır Okul Projesi kapsamında her ay artık bir tema işliyoruz. Afetlerin bir türünün temasını işliyoruz farkındalık olması bakımından. Bu bağlamda da bu ayki temamız, Eylül ayındaki temamız yaklaşık bir aydır okullarımızda 4. sınıflarda olmak şartıyla afet çantasını işliyoruz. Bu bağlamda Erzurum'da bugün Yakutiye İl Milli Eğitim Müdürümüzle beraber, bütün personeliyle beraber 4. sınıflarda farkındalık oluşturmak amacıyla afet çantamızı tanıtıyoruz ve okullarımıza birer tane de hediye ediyoruz bu farkındalığı oluşturmak açısından. Özellikle bugünkü biraz daha anlamlı oldu çünkü dün İstanbul'da bir malumunuz olmak üzere deprem yaşadık. Bu bağlamda milletimize de geçmiş olsun diyoruz. Allah'a şükür. Herhangi bir yaralanma veya ölüm hadisesi olmadan atlattık. İnşallah diyoruz ki Rabbimizden temennimiz böyle bir afet olmasın. Ama biz her an bizim görevimiz bir afet olacakmış gibi insanımızı, özellikle gençlerimizi buna hazırlamak. Arkadaşlar malumunuz üzere ülkemiz doğal afet riskine oldukça açık bir coğrafyada yer almakta. Toplumumuz da bu coğrafyada yaşama kültürü ve bilinci oluşturmak durumunda. İşte bunun bir uzantısı olarak AFAD İl Başkanlığı'yla okullarımızda faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu tip konularda çeşitli kurum, kuruluş, STK'larla işbirlikleri devam etmekte. Onlardan biri olan İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD Başkanlığımızla da okullarda doğal afet bilincini oluşturma anlamında eğitimler verilmesini içeren bir protokol kapsamında bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Biz de buna katıldık. Buradaki eğitimin ne kadar gerçekçi olması gereken bilgilerle çocukları donatmak üzere tasarlandığını da görmüş olduk yerinde. Bu anlamda emeği geçen bütün AFAD personeline, bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz. Kalemeler de
geliyorlar. Evet.